Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Hemen merak ettiniz yanımdaki terlik nedir diye programı açtık terlikle. Çünkü bu sadece gördüğünüz bir terlik değil. Bunu konuşacağız. Terlikle ilgili bir sohbetimiz olacak. Çünkü özel bir terlik bu. Özel yapılmış bir terlik. Onları konuşacağız. Doktor Fit kendisinin ismi de. Abdullah Işık bizle birlikte Doktor Fit'in mucidi mi desek, yaratıcısı mı desek, Yo, tasarlayıcısı desek daha tasarlayıcısı doğru desek. olur diye Peki. düşünüyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız Hoş Abdullah Bey? bulduk. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. İyiyiz, çok şükür. Sağ olun. Sizlerle birlikte olduğumuz sürece çok daha iyiyiz. Şimdi evet, bunu birçok kişi belki gördü. O meşhur anne terliği mi acaba bu dediler ama bunu Evet. anlatacağız sizle beraber. Ne olduğunu, ne işe yaradığını, neden bu kadar önemli olduğunu konuşacağız. Ama ondan Evet. önce birazcık sizi tanıyalım. Evet. Abdullah Işık. 1978 Edirne doğumlu, Edirne Uzunköprü. İlk orta öğretimini lise dahil tabii Edirne'de tamamlamış. Daha sonra üniversite için Mersin'e gitmiş. Okul sonrasında da 99-2000 yıllarında İstanbul'a gelmiş. 5 yıl bankacılık yapmış. Sonrasında askerlik, sonrasında da bir kimya firmasında satış kanalına girmiş. Devamında terlik ve ayakkabı sektöründe son 15 yıldır ham madde satıyor. Son 1 yıldır da Dr. Fit Relaxing modeli üzerinde insan sağlığına hizmet etmek amacıyla tasarladığımız bu ürünle alakalı çalışmalar yapıyoruz. Harika. Şimdi çok ürün, yani gerek böyle şeyi ergonomisi diyeyim, gerek böyle hafifliği, malzeme kalitesi çok şık. Nasıl karar verdiniz bu işe giriştiniz? Doktor Fit projesine. Evet. Doktor Fit Relaxing projesinin bende çok güzel bir hikayesi var aslında. Yaklaşık olarak bir 4-5 yıl kadar önce bir akşam eve geldim. Evde oğlum Ahmet Ali böyle iki büklüm bir şekilde yatıyor, hareketsiz. İşte karnım ağrıyor, karnım ağrıyor diye işte doktora gidelim dedim. Ya bir dakika, doktorluk bir şey olmayabilir. İşte farklı bir şey yedin mi? Yok. Ters bir hareket yaptın mı? O da yok. Dedim o zaman bir dakika. Hemen bilgisayarı açtım. Karın bölgesindeki ağrının ayak altından, sinir uçlarından nereye dokunmam gerekir diye çok kısa bir araştırma yaptım. O yaptığım kısa araştırma neticesinde o an için yanlış hatırlamıyorsam sağ ayağının bir noktasını belirledim. Yani o bilgilerin ışığında. Sonra o noktaya sadece yaklaşık 1-1,5 dakika kadar basınç uyguladım. Ve ağrının tamamı bir anda gitti. Müthiş. Ondan sonra ben tabii hani terlik ve ayakkabı sektörüne ham madde satan bir konumda olduğum için ya dedim hani ayak altında nasıl bir çalışma, nasıl bir tasarım yapmam lazım ki insanların bütün günlerini yani yaşayan bir insanın ömrü boyunca hayatının bütün yükünü aslında ayaklarımız çekiyor. Kesinlikle, Yani kesinlikle. ayaklara daha fayda sağlayacak bir tasarım yapmam gerekir diye düşünmeye başladığımda belli araştırmalar yaptım. Sonra refleksoloji diye bir masaj bilim dalı var. 2014 yılında Sağlık Bakanlığımızın da yardımcı tamamlayıcı sağlık anlamında resmi gazetede kanunlaşmış bir şeyi var, rolü var refleksoloji masajının. Bu araştırmalar neticesinde bu ürünü tasarladık. Vallahi şimdi soracağım. Özellikle üstünde kaç nokta var? Böyle bir sürü pütürler var. Görsellerde görecek Evet. izleyenler daha yakından ama kaç nokta var burada? İnanın saymadım. Öyle mi? Saymadım. Ama ayağımızın altında 14 bin miydi? 14 bin sağ ayakta, 7 bin sol ayakta, 7 bin olmak üzere ortalama 14 bin sinir ucumuz var. Ve bu sinir uçlarımızın diğer uçları da vücudumuzdaki bütün organlarımıza bağlanan tarafı. Harika. Peki, ürünü tasarlarken şimdi çok içinde de tabii ki ortopedisi çok dikkate alınmış. Evet. Özel bir alana, özel bir gruba ait mi tasarlandı, yoksa yok bunu sağlıklı da olan herkes giymeli zaten mi? Şöyle, ürün kullanıldığında, düzenli olarak kullanıldığında herkese fayda sağlıyor. Ama tabii ürünün tasarlanış amacı insanların tamamına fayda sağlayacağı umudunda olmak.
Çünkü bir insan ne kadar sağlıklı olursa olsun, şehir hayatında yaşamını sürdüren bir insanın toprakla bağı yok. Yani boyus enerjisi insanın şehir ortamında sürekli düşüyor. Kan dolaşımı yavaşlıyor. Bu tasarımla, bu terliğin ayak altındaki yükseltilerinin hesabıyla kişinin kan dolaşımı da hızlanıyor. Sindirim sistemi de çalışmaya başlıyor. Bundan dolayı da kişi boyus enerjisini de yükseltiyor. Düzenli kullanımlarda yani immün sistemimiz, yani bağışıklık sistemimiz de zirveye taşıyor ve orada bekletiyor. Çünkü kan dolaşımı insan vücudu için çok önemli bir şey. Yani tıpkı bir motor gibi, bir motora siz içine koymuş olduğunuz yağı motorun bütün işlevsel kanallarına düzgün bir şekilde gönderip geri getiremezseniz o motor çalışmaz. İnsan vücudu da aynı şekilde. Yani kanın düzgün bir şekilde vücut içerisinde ergonomik olarak her yere girip çıkabilmesi kesinlikle lazım. Ulaşamadığı yer zaten olmaması lazım. Öldürmeye başlıyor, evet, orayı. Evet. Peki hangi aşamalardan geçti bu son halini, evet, alana kadar? Son halini alana kadar yaklaşık tabii ham madde sektörünün içinde olduğum için ham maddeleri çok iyi tanıyorum. Bunun için bir ham madde araştırması içerisine girdik. En uygun ham madde hangisi olabilir diye düşündük. Kullanılacak olan ham maddenin çıplak tene teması edeceği için bir kere kanserojen içermemesi gerekir. Yani free ftalat bir ürün olması lazım. Ona göre ürünler, ham maddeler seçildi. Ham madde seçiminden sonra biz tasarım aşamasında ilk olarak ürünün tasarlanmasında ben tamamen kendi eski sporcu olduğum için insan anatomisini biliyorum. Yani insan anatomisine uygun olan bası noktaları kendime göre belirledim. Ama daha sonra bu bana yetmedi. Dedim daha doğru, daha profesyonel olması gerekir bu ürünün. Onun için Florya'da Türkiye'nin en iyilerinden birisi, belki de en iyisidir diyebilirim. Selman Sancar hocamız var. Milli Eğitim'e bağlı olarak spa merkezlerine, spor komplekslerine masör yetiştirir. Refleksoloji alanında da çok iyidir. Onunla görüştük. Defalarca toplantı yaptık. Ürünle alakalı çok ince detaylar gösterdi. Onun o bilgilerini ışığı altında da biz ürünü bir revize yaptık tekrar tasarımında. Şu anki son hali bu şekilde. Yani ürünün sağ ayak tabanıyla sol ayak tabanı eşit değil. Öyle farklı mi? Tabii. Öyle bir özelliği de var. Çünkü anatomik olarak farklı mı sağ ayakla sol ayak? Anatomik olarak farklı değil ama sağ ayakta uyarmamız gereken bir sinir ucu bölgesini sol ayakta uyarmamamız gerekiyor. Ondan dolayı sağda olan birkaç noktanın sol tarafta olmadığını göreceğiz ürün çıktığında. Evet. Çünkü o sinir uçlarının bütün organlarla bir şekilde bağlantıları var. Tabii. Biraz önce anlattığınız gibi. Peki sürekli mi giymek gerekiyor? Yani atıyorum ya da biraz hastane terliği gibi görünüyor aslında, değil mi? Aslında değil. Değil. Şöyle, sürekli giymenize gerek yok. Ben prototipini 6 aydır evde giyiyorum. Her akşam eve gittiğimde bazen inanın trafikte böyle biraz takıldığımda ya şu trafik gitse de bir an önce gitsem bir 10-15 dakika bu terliği bir giysem diyorum. Yani bunu abartmıyorum. Çünkü ürünü giymeye başladığınızda ilk 5-6 dakikadan sonra yani bileklerinizden belinize doğru bir enerjinin böyle yükseldiğini hissediyorsunuz. Ona çok eminim. Çünkü biz burada birçok enerji çalışmaları yapan kişilerle röportajlar da yapıyoruz. Evet. Ve asla bilinçaltının, vücudun, bedenin insanı kandırmadığını, net olduğunu söylerler hep onlar da. O yüzden siz de, o yüzden eve gitmek istiyor. Vücudunuz, bedeniniz istiyor aslında. Çünkü demek ki gerçekten bir rahatlık sunuyor. Evet. Valla ben de çok, böyle, ayak çok önemlidir. Çok. Çok kişi ayakta çalışıyor. İşte sürekli oraya bir kan oturuyor. Bayağı zararlı dediğiniz gibi kılcal damarlar falan. O yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki hemen etkisini gösterir mi? O ya da belli bir süreden sonra tam bunu artık hissedeceksiniz dediğiniz bir nokta var mı? Şöyle söyleyebilirim. Yani ben 6 aydır kullanıyorum. Eski sporcuyum. Çok hafif tatlı bir göbeğim vardı. Düzenli spor yapmadığım için. Fakat ürünü giymeye başladıktan 2 ay sonra bendeki fiziki değişiklikler olması gereken her şey 2 ay içerisinde oldu. 2 ay içerisinde bende fiziki olarak gözlemlediğim değişimler nedir?
Onları size söyleyebilirim. Sevinirim. Ayaklarda yukarıya doğru, bileklere doğru kırmızı damar başlangıçları, yani varis başlangıcı vardı. 1,5 ay gibi bir sürede onların kaybolduğunu gördüm. Sağ topuğun altında bir topuk dikeni vardı. Yine 1-1,5 aylık zaman süresinde onun da kaybolduğunu gördüm. Bütün erkeklerin klasik olarak topuklarının etrafı çatlaklarla vardır. Ve bu çatlaklar ortadan kalktı. Onun dışında şunu her akşam hissediyorum. Eve bir şekilde işin yorgunluğu ve şehrin yorgunluğu ile birlikte çoğu insan evine yorgun girer. Her akşam eve girdikten sonra yaptığım ilk işlerden birisi terlikleri ayağıma geçirmek. Ve 10 dakika içerisinde enerjimin fullendiğini hissediyorum. Harika. Evet. Peki ne zaman alacağız biz bu terlikten? Evet. Sene sonuna kadar biz bunu raflara indirmeyi planlıyoruz. Hı hı. Peki sadece terlik olarak mı kalacak? Şu anda sadece terlik olarak düşünüyoruz. Fakat ürünün Doktor Fit olarak terlik, ayakkabı, spor, radyo, televizyon, çizgi film, sağlık, tekstil, oyuncak noktasında bütün patentleri alınmış durumda. Yani biz Doktor Fit'i amacımız ulusal, hatta uluslararası bir marka yapmak. Çünkü kendimden bildiğim için özellikle üzerine basa basa söylüyorum, çok faydalı bir ürün. Ve ben bunu bütün insanlığın hizmetine sunmak asıl amacım aslında. Evet, harika. Vallahi güzel bir hedef ve ben ilk başta bile çıkarırken bu kadar özenle araştırdınız. Daha ilerlerde hedeflerinizi şu anda tahmin edebiliyorum. Az çok inşallah muvaffak olursunuz. Teşekkür ediyorum. Gerçekten sağlık için çok önemli. Ayak sağlığı özellikle. Ben hep burada ayakkabılarla ilgili konuştuğumda da kesinlikle sorarım. Nasıl ayakkabı tercih etmeliyiz diye mesela. Hep anlatırlar. Ortopedik olması çok önemli. Çünkü hiç beklemediğiniz organınızdan bir ağrı ya da hiç beklemediğiniz, alakasını kuramadığınız bir yerinizden çıkabiliyor. Abdullah Bey çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Katıldığınız Erkan için. Bey. Umarız bir an önce hak ettiği yere gelecektir Doktor Fit. Ben çok beğendim. Gerçekten malzeme kalitesi, ergonomisi, bir de anlattığınız gibi sizdeki o heyecan, aldığınız performans terlikten çok önemli. Onu ben buradan çok net görebilirim. İzleyiciler de eminim görebilirim. Yaşadığım için bu fiziki değişiklikleri gerçekten çok böyle doğal anlatıyorum. Yani içimden geliyor. İstiyorum böyle anlatmayı. Ben onu çok net hissediyorum burada. Gerçekten izleyicilere. O rahatlığı yaşattığı size çok belli. Umarız bir an önce raflardaki yerini alır. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten hem sağlık açısından yeni ürünler geliştirmek çok önemli. Çünkü zaten Covid süreci her şeyi değiştirdi. Belki daha evde geçireceğimiz süreler artacak. O yüzden evdeyken kan dolaşımımızın hızlanması, o küçük dokunuşlar. Biz bunları biraz unuttuk ülke olarak ama dünyada özellikle Çin'de hala bu tarzda çalışmalar çok üst düzey yetkililer tarafından devam ettiriliyor. Umarız biz de hak ettiği yeri alırlar bu tarz ürünler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.